en çok istediğin şey bir suçsa. Bu senin suçun. Ali karısını hapisten kaçırmak istiyor. Suç. Kuzgun evli bir adamın aşkını istiyor. Suç. Ben mi ne istiyorum? Benim son bir isteğim var hayatta. Ama daha söyleyemem. Sır. Neymiş sonuç? Kaç vakte boyluyoruz tahtalı köyü? Raporun hazır. Kurul raporunun incelenmesi sonucu, sağlık durumunun ciddiyeti ve aciliyeti göz önüne alınarak haftada bir gerekli prosedürü yerine getirmek kaydıyla tutuksuz yargılanmasına. Hayatta son istediğim şeyi almam için önce Ali'ye yardım etmem gerek. Usta! Baba! Geçmiş olsun babacığım. Sağ ol. Geçmiş olsun usta. Hadi hastaneye gidiyoruz. Yok canım. Ne hastanesi? Baba seni bıraktıklarına göre demek ki durum... Yok be kızım. Burada imkanları yok. O yüzden bıraktılar. Halledeceğim ben, merak etme. Usta. Oğlum. Mecbur zaten. Gideceğim, tamam. Hadi bakalım, işe koyulacağız. Da bakayım, ne durumdasın? Günlerdir kazıyorum. Her gün akşama kadar kazıyorum. Çıkan toz toprağı çamaşır torbalarına dolduruyorum. Makineleri bozdum. Çamaşırları dışarı çıkarıyorum. Her gün çöplüğe boşaltıyorum. Nakil. O zaman gücünü sakla evlat. Lazım olacak. Kaçırmak için? Hayır. Kaçırdıktan sonrası için. Nereye kaçacağım? Hiç düşündün mü? Zeliha! Şuradan çamaşır suyunu versene bana.
Zeliş, çamaşır suyu. Yok Zeliş, avluda. Sen versene o zaman şuradan bak, lavabonun altında. İyi tamam, ben alırım. Akrebi deştim. Kaç yıl eklendi cezamı biliyor musun? Ne demek istiyorsun? Oyun yapma bana meleğim. Beni de alacaksın. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına, çekil şuradan. Melek. Beni de alacaksın. Bırakmam. Anladın? Hala anlamadın mı ya? Kızım var dışarıda benim, kızım. Sen kaçarken beni de alacaksın, o kadar. Ya Zorba sen ne diyorsun? Ne kaçması? Kim nereden kaçıyor ya? Aptal mıyım lan ben? Sen beni aptal zannettin galiba. Ben Zeliha değilim. Anladın? Ya Zorba bak sen beni yanlış anladın. Sana sadece şu kadarını söyleyeyim. Seni sevdim mi? Sevdim. Senin arkadaş olduk mu? Olduk. Ama beni almazsan... yukarıda Allah şahidim, seni buradan kaçırtmam. Beni almazsan sen de kaçamazsın, o kadar. Bir kere kaçırdım meleği, bitti. Bu hayat komple iptal. Unut. Sonraki hayat. Arkamı dönüp gideceğim usta. Yeni bir hayat kuracağım. Eski hayatından kimseyi görmeyeceğim bir daha. Kaçak olacağım Ali. Hazır mısın ona? Çocuklara yeni bir okul, yeni kimlikler, yeni bir ev, yeni iş, yeni bir hayat. Her şey baştan biliyorum. O zaman... yurt dışına çıkış. Evet, yurt içi sakat. 4 kişi 4 günde anında enseleniriz. Ülke dışına çıkmak lazım, doğru. Onu da düşündün mü? Var aklımda bir yer. Nereye gideceksin? İlk önce Melek'le bir konuşayım da. Türkiye olmaz Ali. Uzağa gideceksin. Ülkeni unut. Eyvallah. O zaman sonuncusu. Ama en önemlisi. İlk 24 saat. Her yer polis kaynar ilk 24 saat. Eve falan dönemezsin. Zaten geride kalanların işi zor. Güvenli bir yer bulup başınızı sokman lazım. İlk 24 saat. Buldum bir yer. Onu da buldun ha. Güzel. Peki. Bunu düşündüm. Ama çözdüm. Orada küçük bir yardımın fena olmaz usta. Gerisini ben hallederim. Ben bugün karşımda... hayata çoktan veda etmiş bir adam gördüm. Ettim. Aferin. En zoru bu karar vermekti. Bundan sonrası daha mı kolay sanki? Saat tam işte. Buraya gel. Seni biriyle tanıştıracağım. Kim o? Sen gel. Alo. Ozan buluşalım mı? Hayırdır? Hiç bir sohbet edelim diyorum. Tamam, Karaköy'deyim. Çıkınca nerede yaşamak istersin? Fazla seçeneğin var mı? Cık, olmaz mı ya? Kamboçya var, Tanzanya var, Papua Yeni Gine var. Vallahi dünyanın dibinde neresi varsa orası var artık. Ali, oluyor mu gerçekten? Çıkabilecek miyim buradan? Yunanistan da var. Hı?
Fidi beni bugün bir arkadaşıyla tanıştıracak. Bizi yurt dışına kaçıracak. Yunanistan. Ha ha. Böyle belgeselde izledim. Çok güzel adaları var. Küçük küçük böyle balıkçı köyleri var. Dedim keşke orada olsak. Melekle medeniyet yok, insan yok. Her şeyden öncesine yani tabii annem yok. Ne dersin? Bir sorun var diyorum. Ne sorunu? Ya ben çıkacağım ya buradan hani cezam bitince. Yanımda bir misafir olabilir. Ne? Ya benim koğuştan bir arkadaşım var. Çok sevdi beni. Çıkınca diyor ben de sizinle geleyim. Nasıl yani? Deli kız işte. Eğer ben gelmezsem diyor sen de kocana kavuşamazsın diyor. İlla beni de götüreceksin diyor. Albayım. Tekin. Kontrat. Devam ediyor mu? Bunlar ne? İçeride meleğe yakın olabilecek kişiler. Başkan. Bir hamle yaptı ama bir hamle de biz yapalım. Zevkle. Var mı işlerinde adam gibi biri? Bu sefer ıskalamayacak. Tek seferde bitirecek bu işi. Şu bir sürpriz yapabilir. Başla. Meleğin koğuşundan birisi çakmış kaçışı. Beni de alıyormuş. Heh, oldu. Servis yapalım toplu. Tehdit etmiş meleği usta. Beni de almazsanız siz de gidemezsiniz demiş. Bilmiyorum yani bir kişi daha alabilir miyim yanımda? Melek cevap bekliyor. Ne dersin? Bir cevap verelim. Konuşulmuyor artık. Yok, yüz yüze olmaz artık. Tehlikeli. Telefon da sakat. Başka türlü haberleşecektiniz. Sen dediğimi yaptın mı? İçeriden biri. Var usta, buldum. Buldum bir yolunu yani. Bir doktor. E tamam artık bu. Bitti. Miray. Evet. Geliyor bir şey. Söyle. Çok teşekkür ederim diyecektim. Yani ta hastaneye kadar geldim beni kurtarmak için. E muavin nasıl hiçbir şey demedi sana? Muavini gören olsa kaç gündür odasından çıktığı yok. Artık ne olduysa. O zaman her gün bu kağıtta yazan parka gidip Ali ile buluşacaksın. Aramızda haber taşıyacaksın. Hem de her gün. Merak etme fazla uzun sürmeyecek. Niyeymiş o? Çünkü 10 gün sonra buradan kaçıyorum. Sen de bana yardım ediyorsun. Bir şey diyeyim mi? Ya affedersin ama artık buna çıkarmaktadır. Hayır, yani yedin benim meslek hayatımı. Nereden biliyorsun? Ha gidip seni ele vermeyeceğimi nereden biliyorsun? Çünkü sen bir doktorsun Miray. İşinde hayat kurtarmak. Ve sen benim buradan kaçmama yardım etmezsen beni öldürecekler. O kadar da değil. Nasıl o kadar da değil? Sen kendin geldin kurtardın beni, gördün işte. O yüzden ne olur kaçmama yardım et Miray. Çünkü sen çok iyi bir doktorsun. Burada ölmeme izin vermezsin. Melek, bu kadarı benim boyumu aşar. Çünkü ben bu kadarı... Doktor hanım, görev başında içki içmek.
6 ay maaş cezası. Ne? Ya bir saniye. İnkar mı edeceksin? Muavin Hanım, kıpırdama. Bir hafta hücre cezası veririm. Hastaneye sevk edilen mahkuma müdahale etmek. Hapishane içinde dolaşmasına yataklık etmek. Koğuşuna kadar gidip ilaç tedarik etmek. Emirlere karşı gelmek. Soruşturma açtırdım. Yakında biter. En iyi ihtimalle doğuya süreceğim seni. En kötüsünü söylememe gerek yok. İstediğini yap. Ben her yerde yaparım işimi. Çünkü ben doktorum. Anladın mı? Benim işim hayat kurtarmak. Her şartta yapacağım işimi. Yok bir şeyim. Ama olacak. Değil mi Melek? Bir şey olacak. Sağ ol. Al. Çok sağ ol, ben yiyeceğim. Al işte ya. Nasıl gidiyor? İyi. Ya ben şeyi merak ediyorum. Şimdi Ali doktordan öğrenmiş ya dediğim gibi. Hani Kerim kafasından uyduruyormuş her şeyi. Sonra da Melek tehdit etmiş. İşte o zaman bizim şimdi Melek'ten daha fazla şüphelenmemiz gerekmiyor mu? Turşu su ister misin? Abi! Ali niye şüphelenmiyor? Acaba biz mi bir şey yapsak? Ne yapalım tam olarak? Bırak, sevme o kadını mı diyelim, ha? Ya da Melek'e gidip kocandan vazgeç mi diyelim? Seviyorlar birbirlerini. Ne yapalım? Yakacak kendini ya. Bir dakika. Yakacak kendini derken? Hayır yani, niye hala Melek'le sayıklıyor diyor? Yok güzelim, öyle demedin. Yakacak kendini dedin. Ali bir iş mi çeviriyor? Ne alakası var? Hayır. Kuzgun, bana bak. Ne çeviriyorsunuz siz? Ha? Baksana buraya. Birini arıyorum. Şurada. Hoş geldin yakışıklı. Ne ısmarlayacaksın bana? Ne istiyorsan söyle. Benim başka bir işim var. Aa, ünlü mü yapacaksın beni? Topoz vereyim. Hop, nereye? Bitti mi? Şimdilik bitti. Yine geleceğim.
Çok mu beğendin beni? Onun için değil. Sana yardım etmeye geleceğim. Ne oluyor? Çünkü ben annemin bir arkadaşıyım. Sana derdini anlatan da kabahat. Arkadaşım değilsin, bir şey mi diyorsun ya? Dur dur, bekle. Bana anlatmadan hiçbir yere gidemezsin. Anlatacak bir şey yok, tamam mı? Aynı şey istiyoruz sandım. Bana yardım edersin Melek, başka ne saklıyor buluruz sandım. Yanılmışım. Ali bir şey mi çeviriyor dedim sana? Ya hala ne diyor ya? Ya Ali hem bir şey çevirse ben sana söyler miyim? Ali'yi ne kadar istediğine bağlı. Yuh! Ali'yi satacağım öyle mi? Sen beni ne sandın ya? Suç değil ki. Seven insan her şeyi yapar. Her şeyi? Sen ne yaparsın en çok sevdiğin için? Seni ilgilendirmez. Ozan! Sen ne yapıyorsun aşkın için? Aşığım demedim ben. Ayrıca var yapacağım bir şey. Ama Kuzgun, uyarıyorum sizi. Ali bir şey çeviriyorsa yemin ederim peşinizde olacağım. İkinizin de. Abi Melek'i almadan kaçacak mıyım ben yani? Nereye ya? Hadi gel dedem, yürü. Ha? Melek kaptan. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Paket sen söyle mi? Paket mi? 3 kişi daha var. Çocuk? İkisi çocuk. Çocuklar ekstra. Bak Melih kaptanım. Bunlar bir aile. Bir beladan kaçıyorlar burada. Hayat memat meselesi. Onları yurt dışına sen kaçıracaksın. Mafya mı devlet mi? Her ikisi de. Ne iş yapıyorsun sen? Öğretmenim. Ben yokum, bu iş atar. Melih kaptan. Melih. Hayat ediyorum birader. Kedi, seni severiz. Ama adam öğretmenmiş. Tecrübe sıfır. Bak orada yanıldın işte. He, yedin bir atlar, ulaştın bizim işte. Aynen, hem de nasıl. Eyvallah eyvallah da acemiler sakat olur. Yakalanınca öter. Ben başımı belaya sokamam. Kaç para? He? Kaç paraya tamamsın kaptan? Var. Var sende bir işte, var. Ama güvenemem sana. Hadi, hadi uğurlar ola. Biri bana su kaynatabilir mi? Ben kaynatayım. Senin ne işin var burada? Her yerden çıkıp duracak mısın sen böyle? Arkadaşım biri ayağını kırmış. Kaza işte. Ne yapacaksın? Ben de onun yerine geldim. Artık burada çalışacağım. Ha olur ha. Öyle benden habersiz hareketler. Ya sen ne diyorsun? Nereden çıkarıyorsun? Yok öyle bir şey. Olur ha. Biri buradan kaçmak falan. Şşt. Sus tamam. Sus. O zaman yüksek sesle söyle. Seni de alacağım de. O da gelebilir mi diye cevap bekliyorum. Dur dur. Birazcık açık ol bakalım. Kime sordun? Hı? Kocana mı? Zorba. Sen şansını fazla zorlamaya başladın. Ya ben seni arkadaşım sandım. Sen ne biçim bir kadın çıktın böyle ya? Lan arkadaşınsan beni niye düşünmüyorsun? Ha? Bir etrafına bak etrafına. Şu etler gibiyiz ya. Asılmışız bacağımızdan. Kızım burada titreye titreye geberip gideceğiz. Anlamıyor musun? Sen çıkıyorsan ben niye kalıyorum? Ha, benim suçum mu senin hapiste olman ya? Ulan benim suçum mu senin hapiste olman? Hem ne malum bizi yemediğin? Hı? Katil olmadığın ne belli?
Maşallah kafan çok güzel çalışıyor. Aileni yapmadığın ne belli Melek? Hı? Bak, benim de ailem var. Anladın? Ben de insanım Melek. Zorba, senin ailen falan yok. Sen aileni öldürdün. Melek, çocuğum var benim. Çocuğum. Al. Al, uzun zamandır yanımda taşıyorum. Kıyamadım sana vermeye. Al. Bu kızına yazdığımız mektup. Geri döndü. Hem de hiç açılmadan. Al çocuğun. Suç mu lan? Ha? Benim suçum mu? Özgürlüğümü istemek benim suçum mu? Kızıma kavuşmak. Ona sarılmak istemem. Benim suçum mu Melek? Benim suçum mu Melek? Dokunma! Dokunma bana! Tamam gel, seni de kurtaracağım, çıkaracağım diyene kadar da yanıma gelme. Melek, ben seni buldum. Buradan beraber çıkacağız. Anladın? Bırakmayacağım artık. Beni de çıkaracaksın buradan. Ben de çıkacağım. Ben de özgürlüğüme kavuşacağım. Anladın mı? Melek, ziyaretçim var. Zorba, senin de. Ziyaretçim mi? Evet. Benim. Evet. Ali, anlaşma tamam. Götüreceğim sizi Yunanistan'a. Eyvallah usta, sağ olasın. Şartlar? 40.000 kağıt. Kedi halletti o kısmı. Nasıl ya? Abi, neden veriyorsun o kadar parayı benim için ya? Yok oğlum, nereden benden o kadar para? Bir taşla iki kuş vurdum ben. Hem parayı, hem güven meselesini hallettim. Nasıl yani? Bir teklifte bulundum. Dedim ki suç ortağın olursa güvenir misin Ali'ye dedim. Ne suçu? Ali, ben sana sepet kaçırırım. Yarın sabah 7'de bana pahalı bir tablo getirirsen para kısmı tamam. Yakalansak da beni ele veremezsin. Çünkü tabloyu sen çalacaksın. Kimsin sen? Kızının bir arkadaşı. Yok, yalan. Gelmeden gittim görmeye. Biraz bahsedeyim mi kızından? Yaş daha 18. Uyuşturucu bağımlısı. Haptoz, her yol var. Okulu bırakmış. Pavyonda çalışıyor. Bir babaannesi var. Şeytan görsün yüzünü diyor. Senden de bahsetti. Yok. Etmemiştir. Etti. Aslında seviyormuş seni. Yemin et. Resmi görmedin mi sen? Haline bak. Bu yüzden kaçıyor senden. Kaçmasın. Bir şey demem. Yeminle bir şey demem. Utanıyor işte. Ne bilsin, kimsesi yok. Saplanmış bir batağa çıkamıyor. Bu yola düşenlerin sonu belli. Kızım müptela. Kızım. En fazla birkaç yıl daha yaşar. Sonra annesinin adını sayıklayarak ölür gider. Hayır, hayır. Ya da oradan çekip alırız. Bu eve yerleştiririz. Tekrar okula yazdırırız. Her ay belli bir para. Ya bu hayatta ölür gider, ya da bunlara sahip olur. Karşılığında? İçeride biri var. Kızın kurtulsun istiyorsan içerideki ölecek. Adı? Melek.
Melek Halaskar. Ah. 10 gün ver bana. 10. Anladın? 10 günün sonunda yine gel. Yine sor. Eğer burada karşına çıkarsam... Kerim'i tanıyor musun? Bana tanımıyorum demiştin. Evet, dedim. Devletin memuruna yalan bir ifade verdin yani, öyle mi? Evet. Peki şöyle desem. Adam seni taciz etti, sen de onu bıçakladın. Desem mesela. Yeni aklıma geldiği için suçlu mu olurum? Hayır. Bu işin peşinde koşmaktan vazgeçsem suçlu mu olurum? Asla. Peki sana inandığım için? Senin için kendimi tehlikeye attığım için? Onun için suçlusun işte. Ne? Sen bana inanamazsın Ozan. Sen bana güvenemezsin. Benim için kendini tehlikeye atamazsın. Ya saçmalama Melek, ben... Ben işimi... Senin işin falan yok. Sen açığa alındın. Ben anlamıyor muyum? Bırak dedim. Uğraşma dedim. Çabalayıp duruyorsun. Çabalayamazsın Ozan. İçip içip bana ağlayamazsın. Buraya gelip böyle gözlerimin içine bakamazsın hayran hayran. Hakkın yok. Melek. Çok geç. Anlıyor musun? Çok geç. Ben hayatımın sonuna kadar sadece ve deli gibi kocamı seveceğim. Ve o ne öğrenirse öğrensin. Sadece ve bir tek beni sevecek. Bütün dünya ne yaparsanız yapın. Biz birbirimizi bulduk bir kere. Çok geç. Ya milletin evine girip hırsızlık mı yapacağız usta? Delirdin mi sen? Sen daha bir tabloyu çalamıyorsan karını nasıl çalacaksın? Yüzdüm kuyruğuna geldim. Riske girmek istemiyorum. Yani ya yakalanırsan? Cevap aynı. Sen daha tabloyu çalamıyorsan. Tamam duydum. Sağır değilim duydum eyvallah. Bak. Bu ev Sarıyer'de. Sahibi de galerici. Kolay gelsin. Evinin giriş şifresi 8550. Bahçede de bir köpek. O kadar. Vazo, mazo, sanat, sepet hepsi var evde. Ne yapıyorsun usta sen ya? Ha, bak. Bu kadın işletmeci. Barları, kulüpleri var. Para evinde kasada saklar. Envai çeşit mücevheri var. Bak. Hepsi de özel yapım. Kilidini açmak 30 saniye sürüyor. 10 senedir de değiştirmiyor. Bak yalnız benim en sevdiğim işte bu. Celil Hanlı. Trilyonları var adamın oğlum, trilyonları. Ve amcamız... tablo meraklısı. Sen soydun mu bunları? Yok bu oğlum. Ben bıraktım o işleri. Bıraktım da... hayal ediyoruz be Ali. Girilecek evler, planları, kasaları hepsi hazır. Diplerine kadar giriyorum, bir şey almadan çıkıyorum. Sen nasıl bir adamsın ya? Sen beni boş ver. Seç. Hangisini soyacağım bunlardan? Ha?
Bence bu üçüncüsü. Bir tablosunu yürüt derim. Ha? Hangisi? Hiçbiri. Ben sadece tek bir suç işleyeceğim. O da karımı hapisten kaçıracağım. O kadar. Kaçacak parayı nereden bulacaksın? Nereden bulacaksın Ali? Evi satarım. Yarına kadar mı? Oğlum adam yarına kadar parayı bekliyor. Başka türlü güvenmeyecek sana. Ne yapacaksın Ali? Bilmiyorum usta. Bilmiyorum. Kim ne derse desin, güzel şeyler hep suç bu hayatta. Birini çok mu sevdin? Suç. İkinci bir şans mı istedin? Suç. Yeni bir hayat mı istedin? Suç. Birine çok mu inandın? Suç. Geçmiş geçmişte kaldı. Unutmamak suç. Düğün arabamız mı? Evet. Ben kullanacağım. Yok 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 yok. Ben artık kocayım, benim sözüm geçer. İyi. O zaman nereye götürüyorsun beni? Nasıl yani? Balayı mı? Ama sen balayı falan hiç söylemedin. Ya ne bileyim, benim param yok. Neden? Ben şöyle manzaralı güzel bir otel odasını hak etmiyor muyum? İyi peki, ben artık bir bankayı soyarım. Hadi be şapşal. Ne be, senin için soyarım, ne var? Ha, yaparsın. Sen daha papyon takmayı beceremiyorsun. Allah Allah. Sen beni daha tanımamışsın. Bir bankayı soyayım da gör, sen de suç ortağım ol. Ha. Bin çabuk. Kendi kendine. Gel. Yurt dışına kaçmak için çok para lazım. Nereden bulacağım? Nasıl olacak o? Evet. Babam da saçma sapan şeyler önermiş sana. Kedi işte. Ayrı bir deli. Ben de öyle dedim. Hiç değişmemişsin baba sen dedim. Kafanda hala aynı hırsızsın. Ama sonra dedim ki bu bir fırsat. Baba kız yiyeceğine delirdiniz, haberin olsun. Ya prova Ali. Melih'i kaçırma provası. Nasıl yani? Tabloyu çalacaksın. Melih'i kaçırmışsın gibi. Ondan sonra ilk 24 saat saklanacaksın. Kaçışta olduğu gibi. Ya ondan sonra tabloyu kaptana vereceksin. Yani sonunda yurt dışına kaçmadan önce tekneye binmişsiniz gibi.
Oldu bitti, al sana tatbikat. Zaten kaçıramazsan karın ağrıya yollayacaklar. Planı risk edebilir misin? Hayır, hayır, hayır. Tamam işte. Prova yap ki plan işliyor mu gör. Bundan güzel fırsat mı olur? Zaten kimi kandırıyoruz? Başka çaren de yok. Öyle evde çekmece karıştırmak da olmaz. Bankada da paran yok. Yarına kadar bulabilecek misin 40.000 lirayı? Hı? Usta, üçüncü. Tablocu adam. Nasıl yapacağım anlatsana, nasıl çalacağız o tabloyu? Adamın bahçesinde alarm var. Şifresi 1945. Evin her yanında güvenlik kamerası var. Yüzün gözün açık gireyim deme. Evin anahtarı yok tabii. Onu maymuncukla halledeceğim. Kuzgun'un evden tecrübelisin. Benim ev mi? Şşş, planı anlatıyorum. Amca işkolik. Girer girmez odasına kapanıp çalışır. 11 dedim mi uyur. Ama önce... Çok kıymetli bir tablosu var. Masanın karşısında asılı. Tablosunu bir seyreder. Viskisini içer. Çıkış o çıkış. Doğruca yatağa. 11.30'da uyumuş olur. 5 dakikada girer çıkarsın. Kimseye bir şey olmayacak. Girmişken ağzını burnunu bir dağıtayım şunun demiyorsan... Tabloyu alıp çıkacağım. Aynen. Tatbikat icabı da tablo meleğin yerine geçecek. Yalnız bir şey daha var. Ben de geliyorum. Meral sizsiniz demek. Ne yapacağım çabuk söyle. Lütfen şunu meleğe ver. Bir dakika. Bir şey daha. İçerideki tek şansımız sensin. Yakalanma. Sana yalvarıyorum yakalanma. Kendine dikkat et. Elimden geleni yapacağım. Sağ ol. Bakar mısınız? Ha Melek, sen buradaydın değil mi? Benim midem rahatsız da bana özel bir tabak hazırlayabilir misin? Hazırlarım tabii. Peki. Burada yiyebileceğim şeylerin bir listesi var. Ha. Teşekkür ederim. Teşekkür mü? Niye teşekkür ediyorsun ki? Aman ne bileyim ya. Burada biz de tam asker olduk işte. Kaçta buluşuyorsunuz? Gece işte. 10-11 gibi buluşacağız Ali'yle. İyice sardı ya. Tarifi dinle şimdi sen. Adam tabloyu fark ederse yarım saat içinde düşerler peşimize. İlk yarım saat çok önemli. Anladım. Kamerasız yerlerden, arka sokaklardan gidin, tamam mı? Tamam. Yarım saat içinde sığınak neredeyse hemen orada olun. Baba anladım, tamam. Hayır, hayır kızım anlamadın. Senelerce kızıp durdun bana. Hırsızım diye reddettin beni, şimdi bu adamla işe çıkıyorsun Kuzgun. Olmaz kızım diyorum, dinlemiyorsun. Babanı dinlemiyorsun. Ne diyorsun yani baba? Dikkat et. Dikkatin dağılmasın. Yakma kendini. Baba bu hayatta ne yapıyoruz sanıyorsun sen? Her gün. Kendimizi en baştan yakıyoruz. Başka türlü çekilir mi? Bu ne? Fiyakanız olsun bari lan. Baba? Bu ne? Baba nereden çıktı bu?
Acaba bu nereden çıktı? Bunda kaçarsınız. Balat'taki parka gel. Babacığım, benim gitmem lazım. Ama sana söz, yakacaksam eğer kendimi çok fiyakalı yakacağım. Tamam mı? Nasıl yani? Biz de böyle. Ne oldu? Niye arayıp duruyorsun beni deli gibi? Ali sana hiç umut verdi mi? Nasıl? Aranızda bir şey olabileceğine dair. Meleği unutabileceğine dair. Neyin peşindesin sen ya? Bana cevap verir misin? Tamam, verdi diyemem. Ama bana sorarsan öyle bir ihtimal tabii ki var. Göreceğiz bu gece zaten. Nasıl yani? Ne var bu gece? Hiç. Ama sana diyordum ya aşkın için ne yaparsın diye. Bir şey yapma sırası bu gece bende. Baba. Ben çıkıyorum, biraz işim var. Nereye? Yapmam gereken bir iş var, ben çıkıyorum. Otur. Dur Ali, dur. Oğlum. Biz babanla bir karar aldık. Ne kararı anne ya? Oğlum, sen bize anlatmıyorsun ama çok tehlikeli şeyler oluyor. Annen baban olarak artık müdahale etmeye karar verdik. Allah aşkına ne müdahalesi ya durup dururken? Buraya taşınıyoruz. Ne? Çocuklara bakmaya zaten her gün geliyoruz. Bize taşının desek ev küçük. O zaman biz geliyoruz işte. Nereden çıktı şimdi bu? Nereden çıktısı var mı oğlum? Kaç gündür işe gitmiyormuşsun. Faturaların dağ gibi olmuş. Gidip yatırmıyorsun oğlum. Evde sen bin türlü. Asıl çocuklar, çocuklar. Çocukların nesi var baba Allah aşkına? Mışıl mışıl uyuyorlar işte. Ya yukarıda uyuyorlar mışıl mışıl. Duru cezalı yukarıda. Sebep? Sebep. Sen daha uyu. Ben geldim bugün buraya. Kapıda bir de baktın. Ne göreyim? Sen hep böyle korumalık mı yapacaksın bana? Ne alaka? Yolumun üstüydü. Dur şöyle çıkayım. Boya bak ya. Yaş kaç? 20 yaşına gelince ne olacak acaba? 3 metre mi olacaksın? Sen de biraz uzasan fena olmaz yani. Ah, dediğine bak. Aptal. Ya, ya, yapma. Öğüt! Ne oluyor orada? Dede. Ayrıl. Ayrıl bakayım. Ayrıl. Kimsin sen? Ben... Arkadaşım ya dede. Yaş kaç, baş kaç. Arkadaşmış. Böyle arkadaş mı olur? Sen gir içeri bakayım. Dede rezil etmesene insanı. Tamam. Sorun yok. Yarın görüşürüz. Bir de sorun olacaktı. Sorun yokmuş. Serseri. Hadi evine yallah.
Sen de gir içeri bakayım. Çabuk. Hadi. Demek kapıya kadar gelmiş ha. Olmuyor annem, olmuyor. Bundan sonra beraber oturacağız. Evet. Madem sana yardım edemiyoruz, bari torunlarımızı koruyalım. Tamam, ben geç kaldım, gitmem lazım. Hadi. Ne oluyor Nedim? Bir öğretmen adamın gece gece dışarıda ne işi olabilir? Ne bileyim ben, bana mı soruyorsun? Tatam. Atla hadi, kaçış arabamız. Kuzgun, ben birazdan hırsızlık yapmaya gideceğim. Sen gelmek istediğinden emin misin? Ya deli misin, hayatta kaçırmam. Hadi atla. Çok güzeldi valla. Elinize sağlık. Ya ne oluyor size ya? Şşt. Kavga mı ettiniz? Meleğim. Ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Bir başkası için değil. Seni kurtarmak için suç işleyeceğim. O yüzden git o kadına. Tamam de. Alacağız seni. Görev ver ona. O gün yangın çıkarmak onun işi olsun mesela. Bilmediği bir şey olacak. Ben öğrendim. Aşk gibi. Suç da paylaşılmazmış Melek. Aşk gibi. Suç da iki kişilikmiş. O gün geldiğinde oradan tek çıkan sen olacaksın. Çünkü benim artık ne aşkım ne de suçumu paylaşmaya niyetim var. Sen burada kal. Ama olmaz. Burada kal dedim. Yalnız gideceğim. Ev arka sokakta. Suç benim suçum. Thank you.
Her şey yolunda mı? Arabayı çalıştır. Geldim. Sana şimdi bir numara vereceğim. Yerini tespit ettir acil. Kimin numarası? Oğlum soru sorma. Yap işte.
Birini arıyorum, acil. Son gördüğüm yere bakacağım, sana da bir mesaj atacağım. Ne olur ne olmaz. Yetti be. Açtınız, inin aşağı. Kardeş bir dakika gelsene. Ya bak ikimiz de erkeğiz, halden anlarsın. Eğer şu anda ceza yazarsan bana... karım her şeyi anlayacak, anladın mı? Bilmem anlatabildim mi yani... ya işte evliliğim senin ellerinde. Yakma beni yani kardeşim. Anla yani. Ne diyorsun? Şey bilmem. Ama İstanbul'u iyi bilir. Beni İstanbul'u iyi bilir. Nereye gidiyoruz? Ya balayı istemedin mi? Balayına gidiyoruz işte. Numara yapma. Basbayağı kaybolduk işte. Kocam beni kaybetti. Kocam beni kaybetti. Ne dedin sen? Kaybettin işte. Hayır, ondan önce ne dedin? Ondan önce mi? Hocam dedim. Hocam. Allah! Tutmayın beni be! Nereye gidiyoruz hakikaten? Öyle çok şey bilmem ama İstanbul'u iyi bilirim. Karıcığım. İyi akşamlar. Cinayetten Ozan ben. Nedir olay? Bir hırsızlık olmuş. Ne çalınmış? Pahalı bir tablo eksik şimdilik ama bakıyoruz hala. Teşhis var mı? Pek bir şey bilmiyoruz daha. Küçük kız görmüş bir tek. Orta yaşlarda, orta boylu bir adammış hırsız. Yok artık. Efendim? Yok bir şey yok. Halil. Komiserim daha bırak mı? Bırak şimdi telefonu.
Kapadılar zaten. Kim? Hemen mobeselere bak. Adana Edirne 68-80 plakalı kırmızı eski bir araba arıyoruz. Çabuk, çabuk, çabuk! Koş! Başkanın adamları bizi takip ediyor olabilir. Sığınağa mı gidiyoruz şimdi? Ya güven bana, gel! Nereye gittiğimizi bana da söyleyecek misin? Olmaz, sürpriz! Ya uf Ali ya, baksana gelinliğin mahvoldu bu. Ya tamam, geldik, geldik, geldik. Papapapam, burası işte. Nasıl burası? Ya burası, sen kocana güvenmiyor musun? Gel! Olduğunu. İşte balayı suitimiz. Adam sen ne yaptın? İşte balayı suitimiz. Karşıdaki suların dibinde iki tane aşık yatarmış Melih. Sene 1595. Bir yeniçeri. Zehir Ali. Bir imamın karısına aşık olmuş. Güzeller güzeli Hatice'ye. Aşk ateşi sönmemiş tabii. Kaçmaya karar vermişler. Ama Hatice evli. Ona rağmen kaçırmış Ali onu. Ama yeniçerilerin ağası bulmuş onları. Yastık hocaya haber vermiş. Sevmek suç meleğim. Her aşkın cezası çekilir. Biz de çekecek miyiz cezamızı? Kendi hikayemizi yazacağız. Bizi kimse bulamaz. Bulamaz adam. Buraya daha önce gelmiştik değil mi? Evlendiğimiz gece sana bir hikaye anlatmıştım. Ama sonunu duymadın. Şimdi anlat. Yeniçeri ağası güzel Hatice ile Zehir Ali'yi bulur. Bir kayaya koyar. Denize açılırlar. Karşı kıyıya gelirler, tophaneye. Güzel Hatice'yi denize atarlar. Ali'yi bir topun ağzına koyarlar. Yeniçeri ağası fitilini ateşler. Ali havada bin bir parça. Karşıdaki suya dağılır. Yıl 1595. Bir yaz gecesi. Kavuşmuş aşıklar suyun dibinde. Ali. Sana demiştim ki her aşkın cezası çekilir. Sen de sordun bana biz de mi diye. Biz de mi? Sana aşık olduğum ilk günden beri içimde bir his. Yanlış yapıyormuşum gibi. Ama. Söyle. Benim, Melek.
mı sen? Ben? Sen bir hata kadar güzelsin Melek. Cezasını çekmeye razıyım. Bile bile. Her seferinde. Aynı hatayı yapacağım. Her seferinde. Ha Halil. Şu mobeselere bakan arkadaş kim? Serkan. Tamam söyle o Serkan'a 10 saniyesi var. Tespit edemezse oraya gelirim. Zaten rozeti yakmışım. Sana yemin ediyorum. Serkan'ın 7 sülalesini doğduğuna pişman ederim. Ya komiserim. 1 2 3 4 5 Tophane. Araç tophanede Tarihi Cami'nin önünde görülmüş. Tamam şimdi söyle o Serkan'a. Yaktım onu ulan. İsteyince nasıl yapıyor? Az önce için affedersin. Kızmadım. Bak bana. Role girdim ben de. Böyle bir anda oldu. Değil mi? Evet. Sayılmaz. İkimiz de bir şey hissetmedik neticesinde. Evet hissetmedik. Böyle bir şey mümkün değil. Değil. Zaten boşuna konuşuyoruz. Ben bir şey hissetseydim bile... senin gözün Melek'ten başkasını görmüyor ki. Sağ ol. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Beni anlarsın. Kızmazsın. Hayatta istediğim tek şey, şu anda senin yerinde Meleğin oturması. Kuzgun!
Hadi sen uzan biraz, yoruldun. Olur. Ben de yiyecek içecek bir şeyler bulayım. Sakın gitme, yakalanırsın falan. Çıkma. Unuttun mu? Meleğim ben. O zaman çoktan gitti zaten. Hadi uğurlar olsun. Yakaladım sizi. Sen ne yapıyorsun burada? Sen nasıl sen? Ne yapıyorsunuz burada ya? Ha? Milletin evini mi soydunuz? Ne? Kuzgun, gayet iyi duydun. Nerede şu Ali? Ha? Çekil. Ozan. Bırak beni. Ozan dur. Ne yapıyorsunuz burada ya? Tamam, ses tut. Tamam, anlatacağım. Gel şöyle. Gel şöyle. Ne yapıyorsunuz burada? Anlat. Ya biz... Kuzgun. Bak, en son gördüğümüz sokakta polis kaynıyordu. Bir adamın evine girilmiş. Siz mi yaptınız? E tabii, ne işiniz var burada? Ya şey... Ne? 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 Kaçamak. Kaçamak yapıyoruz. Oldu mu? Kimseye soyduğumuz falan yok. Nasıl yani? Ali senle... Olamaz mı? Bugün sordun, var mı bir ihtimal dedin. Var işte, oldu. Tamam da niye bu kadar kaçtınız? Ya kimseye hesap vermek istemedik. Görmek istedik ne olacak diye. Yalnız olmak istedik. Oldu mu? Ali, Melek'i... Yeter Melek, Melek, ne? Yanılmışım, bıkmış Ali Melek'in yalanlarından. Benden de etkilenmiş, itiraf etti. Ben de buraya getirdim. Kimsenin bulamayacağı bir yer olsun istedim. Ya bir şey yaşamak istedik ya, suç mu? Tamam, suç değil, tamam. Tamam. Ben sizi yalnız bırakayım. Tamam. Sabah 7'de kaptana yetişmemiz gerek. Beklemez dedi baba. Suç insana mahsus. Herkes bir şey ister bu hayatta. Meleğim. Meleğim.
İyi geceler. İyi geceler. Belki de asıl suç kaçma vakti. Bir şeyi bu kadar çok istemektir. Kaptan. Yaptın ulan. Yaptım. Bu işi becereceksin evlat. Peşinat tamam. 10 gün sonra tam 7'de burada. İkinci yarısını vereceğim. Yanımda karım ve çocuklarım da olacak. Gerisi bende. Gözünü bir açacaksın Yunanistan. Eyvallah. Melek. Ziyaretçim var. Hala mı? Otursana, sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Geç değil. Ne? Dedin ya, biz Ali ile birbirimizi bulduk. Sadece birbirimizi seveceğiz. Hiç kimse bir şey yapamaz. Evet dedim. Geri mi alayım? O aldı bile. Ozan ne diyorsun sen? Nasıl sen... Kız söyledi Melek. Ben de inanmadım. Gittim baktım. Doğruymuş. Hal buydu. Dün gece... sadece ve deli gibi sevdiğin kocan seni aldatıyormuş. Başardın. Kaçırdın beni adam. Senden bir şey rica edebilir miyim? Ne? Bir daha bana öyle deme. Prova bitti. Alo? Ne yaptığını biliyorum. Kimsin sen? Çok şey bilen biri. Kimsin sen be? Şaka mı bu? Dün gece Celil Hanlı'dan çaldığın tabloyu Veli Kaptan'a teslim ettin az önce. Şimdi polisi arayıp bunu mu söyleyeyim? Yoksa karın hapisten kaçırmak üzere olduğunu mu?